Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Basit makinalarla devam ediyoruz konularımıza. Tüm konuları sırasıyla çekeceğiz. Arkadaşlar basit makina adı üzerinde mak basit diyoruz. Yani elektrikle çalışmayan, kullandığımız aletlerin tümü basit makinedir. Basit makinaların genel özelliklerine başlayalım. Daha sonra makaraları, kaldıraçları, eğik düzleme ve dişli çarkları da atacağız, çıkrığı atacağız. Sırasıyla basit makinaların bir genel özellikleriyle başlayalım çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinalara basit makine diyoruz arkadaşlar. Adı üzerinde dediğimiz gibi elektrikle çalışmayan aletlerin hepsi. Basit makinelerin yapım amacı çok önemli iş kolaylığı sağlamak ve kuvvetten kazanç sağlamak için basit makineler yapılır arkadaşlar. Basit makinelerin şöyle özelliklerine bir bakalım. İş yapma kolaylığı sağlar. Tüm basit makineler arkadaşlar iş yapma kolaylığı sağlar. İşten veya enerjiden kesinlikle kazanç olmaz. Sadece iş yapma kolaylığı sağlar. Örneğin çimento torbasını sırtımızda taşıyalım veya el arabasında taşıyalım. El arabasında taşımamız bize iş kolaylığı sağlar. Yapılan iş aynıdır arkadaşlar. Uygulanan kuvvetinin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. Arkadaşlar... Daha sonra basit makinaları, kaldıraçları gördüğümüzde yönünü ve kuvvetini değiştirebildiğini göreceğiz. Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayabilir. Bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürebilir, cismin süratini değiştirebilir. Arkadaşlar, basit makinalar iş ve enerjiden asla ve asla kazanç olmaz. Öğrencinin en çok hata yaptığı, işten ve enerjiden kazanç sağladığını zannediyorlar. Yapılan iş enerji aynıdır arkadaşlar. Kazanç olmaz. Basit makinelerin hızdan ve zamandan kazanç sağlayabilirler arkadaşlar. Mesela işi daha hızlı yaparız. Daha kısa sürede ve daha hızlı yapabiliriz. Arkadaşlar basit makineler bize iş yapma kolaylığı sağlar fakat işten kesinlikle kazanç sağlamaz. Burayı tekrar hiçbir zaman işten kazanç olmadığını vurgulayalım. Çünkü basit makinelerin kendi başlarına enerjileri yoktur. Ne kadar enerji verirsek o kadar iş yaparlar. Dolayısıyla sizler herhangi bir işi elle yaparsanız, makine ile yaparsanız aynı işi yapmış, aynı enerjiyi harcamış oluruz arkadaşlar. Örneğin bir çiviyi elle sökerseniz veya pense ile sökseniz aynı işi yapmışsınızdır. Örneğin çiviyi sökmek elle veya arkadaşlar penseyle veya keserle söktüğümüzde yapılan iş aynı Enerji aynıdır arkadaşlar. Aynı enerjiyi harcamış oluruz. Aynı işi yapmış oluruz. Bu nedenle basit makinelerde işten ve enerjiden kazanç olmaz. Doğru ifadelere de yanlış ifadelereye koyalım. Bazı basit makinalar işten kazanç sağlayabilir. Kesinlikle ve kesinlikle işten kazanç sağlanmaz. Birinci ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Bir basit makine kuvvetten ve yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir. Yanlış arkadaşlar aynı anda olmaz. Ya kuvvetten kazanç ya yoldan kazanç olur. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp, yoldan kazanç varsa kuvvetten Kayıp vardır arkadaşlar unutmuyoruz İkinci ifademizde yanlış Basit makineler günlük yaşamda iş yapma kolaylığı Bu bütün basit makineler için geçerlidir İş yapma kolaylığı sağlar Basit makineler uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir Evet arkadaşlar yönünü değiştirebilir Cevabımız doğru Dişli çarklar basit makineye örnektir. Doğru arkadaşlar. Dişli çarklar basit makineye örnektir. Devam edelim arkadaşlar. Basit makina değildir diyor. Arkadaşlar elektrikle çalıştığı için C şıkkı basit makine değildir. Pense, buz e, maşa, buz maşası, keser bir basit makinedir. Fakat burada elektrikle çalıştığı için C şıkkı basit makine değildir. Arkadaşlar basit makinelerde kuvvet kazancının başka bir ifadesiyle yükün kendi ağırlığından daha az kuvvetle dengelemektir. Arkadaşlar biz daha az kuvvetle daha çok iş yapıyorsak kuvvet kazancı sağlamış oluruz. Ne demek kuvvet kazancı? Bütün basit makinelerde kuvvet kazancı yükün kuvvete bölümüyle bulunur arkadaşlar. Mesela 60 Newtonluk bir yükü biz 60 Newtonla kaldırıyorsak birdir. Eğer yük bölü kuvvet 1 birse kazanç veya kayıp yoktur arkadaşlar. Eğer biz 60 Newton'luk bir yükü 30 Newton'la kaldırıyorsak arkadaşlar, 30 Newton'la kaldırıyorsak bakın yük bölü kuvvet birden büyüktür ve kuvvetten kazanç vardır. Yoldan da aynı oranda kayıp vardır arkadaşlar. Zaten adı üzerinde 60 Newton'u 30 Newton'la kaldırıyorsak biz kar ediyoruz. Kuvvetten kar etmek yani kuvvetten kazanç sağlamış oluruz. 60 Newton'luk bir yükü biz 120 Newton'la kaldırıyorsak burada görüldüğü gibi burada birden küçüktür ve ne yapmıştır? Yoldan kazanç kuvvetten de kayıp vardır arkadaşlar. Basit makinalarda bizim uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti, yüke uygulanan kuvvete ise çıkış kuvveti denir arkadaşlar. Bazı sorularda soruluyor, öğrenci hata yapıyor. Tekrar ediyorum. Bizim uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti yükün Yüke uygulanan kuvvete ise çıkış kuvveti denir. Basit makinelerde uygulanan kuvvete giriş kuvveti, uygulanan kuvvetin etkisine ise çıkış kuvveti diyoruz. Burası önemli yine. Şöyle bir tekrar edelim. Kuvvet kazancı neydi? Yük bölü kuvvet. Yük bölü kuvvet bire eşit ise kuvvetten kazanç ya da kayıp yok. Yük bölü kuvvet birden büyük ise kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var. Yük bölü kuvvet Birden küçük ise kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır. Buraya dikkat ediyoruz. Basit makinelerde daima kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp, yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp, yoldan kazanç varsa ise kuvvetten kayıp vardır. Birbiriyle ters orantılıdır arkadaşlar. Bir basit makinaya uygulanan kuvvete ne diyorduk arkadaşlar? Bizim uyguladığımıza giriş kuvveti. Yük bölü kuvvet oranı birden küçük ise ne olur arkadaşlar? Kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Bir basit makinenin çalışması sonucu oluşan kuvvete ne diyorduk arkadaşlar? Çıkış kuvveti. Yük bölü kuvvet oranı birden büyük olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? kuvvetten kazanç oluyordu. Mesela yükümüz 60 Newton, uygulanan kuvvet 30 Newtonsa 2 olur. Birden büyük olduğu için kuvvetten bakın fazla yükü az kuvvetle kaldırdıysak kazanç vardır. Burada ise yük bölü kuvvet oranı birden küçük. Yani 60 Newtonluk bir kuvveti 120 120 bir kuvvetle kaldırıyorsak bakın kayıp yapmışızdır. Birden küçük olduğu için kuvvetten kayıp vardır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. İfadelerden hangilerini sağlamıştır? Bir çuvalı depoya taşımakta zorlanan Tamer, çuvalı bir el arabasına koyarak depoya taşıyor. Arkadaşlar, el arabası kullanarak iş kolaylığı sağlar mı? Evet, daha kolay taşırız. Daha az iş yapmak? Hayır arkadaşlar, sırtımda da taşısam El arabasında taşıyacağım. Aynı işi yapmışımdır. Kuvvetten kazanç var mı? Evet. Ben daha küçük kuvvetle daha büyük kuvveti kaldırdığım için kar ettim. Yani kuvvetten kazanç sağladım. Daha az enerji harcamak. Hayır arkadaşlar. Harcanan enerji aynıdır. Bunu unutmuyoruz. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 3 aşıkkı olacak arkadaşlar. Mıstık ve YouTube kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın.